Kışın löpür löpür lahmacunları yediniz, kebapları yediniz, künefeleri yediniz. Yaz gelmeye başladı, hava ısınmaya başladı. Şimdi nasıl bir an önce bu kiloları veririm telaşına düştünüz. Evet işte size çözümü gösteriyorum. Hazır mısınız? Bu elimde görmüş olduğunuz ceviz gibi gözüken fakat asla ceviz olmayan özel şeyle şaka şaka. Bu videoyu hem kilo almak isteyenler hem de kilo vermek isteyenler izlesin. Evet yanlış duymadınız ikiniz için de çözümüm var. Videoyu sonuna kadar mutlaka ama mutlaka izleyin. Bunun başlığına bakıp bir ayda 10 kilo, 20 kilo, 30, 40 kilo nasıl vereceğini merak edip de gelmiş olan ve kanalıma abone olmayan, beni tanımayan, kitaplarımı okumamış olan arkadaşlar için öncelikle şunu belirtmek isterim. Ben 5-6 senedir kilolar üzerine, şişmanlık üzerine yazan biriyim. Twitter'da şişman kız karakteri var benim yazmış olduğum. Ona iki tane roman yazdım. Hatta şu arkada gözükür bir tanesi şu, öbürü de şurada kenarda olması lazım. Buraya da tekrar koyarım. Kiloyu nasıl aldım, verdikten sonra neler oldu? Bunların hepsini şimdi size anlatacağım. İnsanın hayatında bazı dönemler vardır. Bu dönemlerde ya hiçbir şey yapmayasınız gelir, ya depresyona girersiniz, ya yaşadığınız yeri değiştirirsiniz, ya okulunuzu değiştirirsiniz, ya ailevi problemler yaşarsınız, ya sağlıkla ilgili sorunlar yaşarsınız ve yeme düzeniniz değişir ya da hareket düzeniniz değişir. Böyle olunca da kilo alırsınız ya da kilo verirsiniz. Bu geçici bir şey de olabilir, kalıcı bir şey de olabilir. Ben uzun süredir bu konuların içinde olduğum için, çok kafa yorduğum için, bu konularda çok mesajlar aldığım için, de elimden geldiği kadar destek vermeye çalıştığım için, iki tane de kitap yazdığım için çok fazla mesaj alan biri oldum. Hala da alıyorum. Özellikle bir videom var benim. Kortison kullanmıştım ve bir ayda 10 kilo falan almıştım. Çoğu ödemdi tabii ama oraya gelen bazı mesajları gördüm. Bazı arkadaşlarımız. Ben kilo almak istiyorum. Acaba ben de kullansam alır mıyım falan gibi şeyler yazmış. İsimlerini göstermeden mesajları paylaşacağım. İnanılmaz derecede üzücü bu. Bakın ben 80 kiloyum şu anda. Bir dönem diyetle 62 kiloya kadar düştüm. Ve diyete başlamadan önce de 110 kilo filandım. Ben şu anda yani üzerine 20 kilo aldıktan sonraki halim bu. Çünkü sporu bıraktım. Yeme düzenimi değiştirdim. Tekrar yine başladım hamur işi yemeye tatlı matlı yemeye. Aldım bu çok normal bir şey. Ama şu andaki kilomdan inanılmaz derecede rahatsız falan değilim. Yani bu kilo beni acayip şekilde mutsuz etmiyor. Olduğunuz kilo hem zayıf olan arkadaşlarımız için söylüyorum hem de şişman olan arkadaşlarımız için ya da öyle olduğunu düşünen arkadaşlarımız için söylüyorum. Olduğunuz kilo sizi neden rahatsız ediyor? İşte asıl problem bu. Yani sizin tartıda gördüğünüz sayı değil. Bakın biz bir sistemin içinde yaşıyoruz. Bu sistemin içinde iki tane, üç tane büyük baş var. Devamlı olarak bize mutsuz olduğumuzu yani olduğumuz halimizle, olduğumuz şeklimizle ya da sahip olduklarımızla mutsuz olduğumuzu anlatan bir sistem bu. Çünkü bu sistem bize ürün satmaya, bizden para kazanmaya, bunun üzerine kurulu bir sistem bu. Yani size sen çok zayıfsın, Aman kilo al, kemiklerin çıkmış, onu öyle falan diyen halanız, yengeniz, teyzeniz ya da arkadaşlarınız var ya. İşte onlar da aslında hiç belki de fark etmeden bu sisteme kuzu, kuzu uyan insanlar. Ya da tam tersi işte çok kilo aldın, kilo ver biraz. Cık, kilo iyi değil, göbeğin çıkmış bak popon kocaman oldu falan diyenler de aynı şekilde. Ama siz böyle olmayın. Siz uyanın arkadaşlar. Bir şeyleri uyanın, bir şeyleri fark edin. Sizin zayıf olmanız sizin niçin rahatsız ediyor? En fazla şunun için rahatsız edebilir. Bir mağazaya gidiyorsunuz. Güzel bir tişört ya da bir pantolon beğeniyorsunuz. Ama onun bedeni yok. Size olmuyor. Aynı şey kilolu arkadaşlar için de geçerli. Yani illa bir şeylerin x larcını x x giyeceksin. E giyinin var artık her mağazada dünyada zaten obezite arttığı için artık her mağazada x large x, x large var. 150, 250, 350 kilo olmaya karşıyım, desteklemiyorum. Bunu söyleyeyim. Ama zaten bizim ülkemizde çoğu insan 53 kilo değil de 56 kilo olduğu için morali çok bozuk. Böyle kafasını duvarları vuruyor, canı çok sıkılıyor, hayattan beziyor falan. Ya da ideal kilosu 60 olması lazım ama kendisi 56 kilo ya da 55 kilo diye. Yani bu kadar minicik şeyleri gerçekten takmayın. Takıyorsanız da size bir haberim var. İleride sizi çok daha büyük, çok daha kötü sorunlar bekliyor. Yani üzüleceğiniz bir kotanız varsa o kotanızı daha sonraki yıllarda, daha sonraki zamanlarda başka şeyler için kullanacaksınız zaten bol bol. Şimdi sistemden biraz daha bahsetmek istiyorum. Bakın 1950'lerde 2. Dünya Savaşı sonrası yani insanlar açlık, işsizlik, fakirlik yüzünden hep zayıftı. İncecikti. O dönemlerin Amerikan filmlerine özellikle bakın ki zaten sinema dünyayı yöneten en büyük maşadır arkadaşlar. Yapılan bütün filmler o dönem de hep yemek yiyelim, fast food yiyelim ve çocuk yapalım. Bunun üzerineydi. Neden? Çünkü savaştan çıkılmış. insanlar ölmüş, nüfusu arttırmak istiyorlar. Ve fast foodlar yeni yeni çıkmaya başlamış. Yani bu ticari dallar yeni yeni oluşmaya başlamış. Bunun üzerinden para kazanabilmek için insanları yedirmeye çalıştılar. Bir süre sonra baktılar ki bir hamburger 20 lira ama zayıflama ameliyatı, liposakşın, yağ aldırma 20 bin lira. E hal böyle olunca ne oldu? Hangisi daha karlı arkadaşlar? Bu sefer aynı kişiler buradan hamburgeri verirken al bu hamburger seni çok mutlu edecek. Aa, müthiş kendini çok iyi hissedeceksin derken buradan da hamburger mi yedin sen? Ne kadar da kilo almışsın senin hemen kilo vermen lazım mutlu olmak için demeye başladı. Yani şunu söylemek istiyorum. Eğer giyindiğiniz kıyafetten, aynaya baktığınızda görüntünüzden gerçekten çok mutlu değilseniz bunun altındaki sebebi bir kere bir süre düşünün. Ben niçin mutsuzum? Bana sürekli olarak bu mesajlar verildiği için mi ben mutsuzum? Zayıf olmak güzel bir şey. Nesi var ki? Nesi problem? Yani daha rahat hareket edebilirsiniz, koşabilirsiniz, yürüyebilirsiniz, yorulmazsınız. Kilolu olmak da güzel bir şey. Neden? Çünkü kıvrımlarınız var, giyindiğiniz kıyafetin içine doldurursunuz. Yani her ikisinin de dezavantajlarını e, görüp ve bunlar yüzünden inanılmaz derecede mutsuz olup kendinizi kahretmek yerine bunların güzel yanlarını görmeye çalışın. Bir de şu da var arkadaşlar. Siz eğer vücudunuza alt mesaj olarak ne biçim karnım var, ne biçim göbeğim var, şu kollara bak ne biçim kocaman kocaman. Ay burada da bantım kalmış, tahlil yaptırdıydım gibi şeyler söylerseniz hep vücudunuz size küser. Ve yarın bir gün içten çok kötü hastalıklar oluşmaya başlar biliyor musunuz? Yani ben keşke kilolu olsaydım dersiniz. Ben 40 kiloyu bir senede verdim. Hatta bir buçuk seneye uzamıştı diyetim. Bakın kiloyu ne kadar uzun sürede verirseniz ya da ne kadar uzun sürede alırsanız o kadar geç geri verirsiniz ya da geri alırsınız. Ben 10 küsür senede 20 kiloyu geri aldım ama 5 senede 110 kilolara çıktım. Yani 40 kilo falan aldım. Anlatabiliyor muyum? Ha şunu da söyleyeyim. Kilo vermek kilo almaktan çok daha kolay. Neden mi? Çünkü şöyle. Kilo alan, almaya meyilli olan, iştahı olan insan ki bu dünyanın en güzel şeysi. Bu bir yetenek arkadaşlar. Böyle bir yeteneğiniz olduğu için ya bir şeyden bu kadar çok zevk aldığınız için bir kere mutlu olmanız lazım. Yani hiç bu açılardan bakmamış olabilirsiniz. Bakın bu videoyu yani isterseniz defalarca izleyin. Bir şeylerin farkına vardırmaya çalışıyorum ben size. Çünkü diyorum ya bu konu üzerine çok düşündüm ben. Bir şeyden inanılmaz derecede zevk alıyorsunuz yani bir şey yapmaktan. Ama sonra diyorsunuz ki bittikten sonra yani karnınız doyduktan sonra ya Allah beni kahretsin yine yedim. Benim hiç azmim yok. Ben çok güçsüz bir insanım. Hiçbir şeyi beceremem ben zaten. Baksana falan ya az önce yediğiniz yemeğin zevkini çıkarsanız tadını çıkarsanız arkadaşlar neden hemen onu kötülüyorsunuz. İsteyerek yapmadınız mı onu severek yapmadınız mı? Böyle yaptığınız zaman biliyor musunuz? Yediğiniz yemeğin içindeki vitaminler, mineraller yok olup gidiyor. Siz onu kötülediğiniz zaman. Halbuki zevkle yerken o size fayda sağlıyor, mutluluk hormonu salgılıyorsunuz. pek çok şey salgılıyorsunuz o anda ama tam bittikten sonra hemen ardından negatif negatif konuştuğunuz zaman onların hepsi gidiyor. Biraz karışık anlatıyor olabilirim. Çünkü bu konu hakkında dedim yani söylemek istediğim çok şey var diye. Ve bu konuda da çok ilgiliyim. <laughs> çok uzun süredir. Buna hem kafa yoran hem de bu işlerle uğraşan bir insan olduğum için. Ve özellikle de yani o mesajları gördüğüm zaman inanın o kadar çok üzülüyorum ki. Bir diyetisyen tanıdığım vardı. Obez bir kişi gelip demiş ki keşke kanser olsam. Kanser olan insanlar zayıflıyormuş. İncecik bir deri bir kemik oluyormuş. Arkadaşlar yani... Yani ben gerçekten bir şey söyleyemiyorum ya inanın kilo vermek kilo almaktan çok daha kolay. Ha onu anlatıyordum. Çünkü biz iştahla yiyoruz. Bir şeyi severek yiyoruz. Yani biz sevdiğimiz şeyi yapıyoruz. Diyete girdiğimizde ne yapıyoruz? Yine sevdiğimiz şeyi yapmaya devam ediyoruz ama sadece birazcık daha şeklini değiştiriyoruz onu yapmanın. Ama hiç iştahı olmayan, yemek yemekten zevk almayan insan kilo almak için zaten sevmediği, zaten hiç zevk almadığı bir şeyi zorla yapacak yani. Bu çok daha kötü değil mi? Ama yani ben bunu empati kurabildiğimi anlatabilmek için söyledim. Moralinizi bozmayın. Bakın, diyeti şu kadar zamanda şu kadar kilo vermem lazım ya da bir 3 ay diyet yapayım şu kiloları atayım de bir. Ondan sonra rahat ederim gibi düşünürseniz hiçbir zaman başarılı olamazsınız ve o kiloları da mutlaka geri alırsınız. Diyeti, beslenme şeklini bir yaşam şekli olarak görmeniz lazım. Yani ben bundan sonraki hayatımda şunları şunları yemeyeceğim. Şunları şunları yapacağım. Bunları bunları yapmayacağım. Nedir? Mesela diyeceksiniz ki ben şu kadar kilo vermek istiyorum demeyin. Kilo konusunu aklınızdan çıkartın. Diyin ki ben haftaya spor salonuna başlayacağım. Haftada 3 gün spor salonuna gideceğim. Yemek yemek yani aşırı yemek yemek bir psikolojik rahatsızlıktır. Sizi tetikleyen bir şeyler vardır. Ne olunca daha çok yiyesiniz geliyor? Bunları analiz edin arkadaşlar. Bunların üzerine gidin. Yani internette bir haftada 15 kilo verdiren diye, bir ayda 186 kilo verdiren diyet falan aramak yerine içinize dönün içinize. İç gözünüzü açın. İç gözünüzü açarsanız bu hayatta her şeyi en mantıklı şekilde ve size gerçekten iyi gelecek şekilde çözersiniz. Yani dışarıdan size verilenlere bakarsanız onların hepsinin bir amacı var. Kendileri için amacı var. Kendileri kazansın diye amacı var. Sizi düşündüklerinden değil. Sizi sadece siz kendiniz düşünürsünüz. Bunu yapmak için de içinize bakmanız lazım. Ben kimim? Ben ne istiyorum? Ben nasıl bir hayat istiyorum? Ben ne yapmak istiyorum? Benim amacım nedir? Benim hedefim nedir? Bunları düşünün. Ben haftaya spor salonuna başlayacağım ve haftada 3 gün spora gideceğim deyin. Hem kilo vermek için hem kilo almak için anlatıyorum. Bunu. Genelde bir şeyi tetikleyen bir nokta vardır. Çünkü insan kısır döngüye girer arkadaşlar. Bakın. Yedim, yedim, ay ağırlık çöktü, yatayım. Tamam mı? Sonra ay çok kilo aldım, sinirlerim bozuldu. Sinirden yiyorum bu profiterolü. Ve bunlar hep kısır döngü. Bir yerden harekete başlamanız, yani bir yerden o zinciri kırmanız lazım ki gerisi de o zincirle birlikte devam etsin. Gidin spor salonuna yazılın. Spora başladıktan sonra zaten 45 dakika o yürüyüş bantının üzerinde yürüyeceksiniz ve orada sadece 200 kalori yaktın yazacak. Onu gördükten sonra gidip çikolatanın kalorisine bakacaksınız. Kolanın kalorisine bakacaksınız. Cipsin yani neyi seviyorsanız, neyi tüketiyorsanız onların kalorisine bakacaksınız ve hesaplamaya başlayacaksınız. Ulan ben bu kadar burada yoruldum, canım çıktı gideceğim. Şimdi bir tane kola içeceğim. E gitti bu kadar yürüyüş diye bunların hesabını kendiniz içinizden yapmaya başlayacaksınız. Ve bu da sizi bir sistemin içine sokacak. Yavaş yavaş, yavaş yavaş hesap kitap yapmaya, hesap kitap insanı olmaya başlayacaksınız. Aynı şey Kilo almak isteyen arkadaşlar için de geçerli. Siz de spora başlayacağım deyin. Amacınız kilo almak olmasın. Sağlıklı besinlerle kilo almaya çalışın. Şimdi mesela bakın yapılan en büyük yanlışlardan biri de şu. Kilo almak isteyen insanların yaptığı. Ki bunu zaten yine etraftan insanlar söylüyor. Yani şu etrafta konuşan insanların lütfen sesini kısın, kapatın, dinlemeyin arkadaşlar. Yani konunun hiçbir şekilde içinde olmamış olan insanlar boş boş konuşuyor. çok gıcık olur. Kilo almak istiyorsan bol bol çikolata ye. Onun kalorisi çok. İşte Patates kızartması ye. Yok Bilmem ne ya falan diyorlar bu kilo almak isteyen arkadaşlar Hayır incecik insanlar geliyor benim kliniğime diyordu benim diyetisyen arkadaşım Ve öyle bir kolesterolü var ki öyle bir şekeri var ki dal gibi ama şeker hastası diyordu Kanında yağ çıkıyor diyordu Sağlıklı besinlerle kilo alacaksınız siz de etinizi yiyeceksiniz, işte meyvenizi yiyeceksiniz bol bol. Ne bileyim ben fındığınızı, fıstığınızı yiyeceksiniz. Elinizin altına koyun hep fındığınızı, fıstığınızı yani. Yine şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Diyetisyene gitmektense internetten bir liste buldum, onu yaptım. Oh! Enayi miyim ben? Haha ha, gideceğim şimdi bir tane diyetisyene. Diyet programına vereceğim bin lira para gibi düşünen arkadaşlara bir müjdem var. <laughs> İnternetten bulduğunuz liste sizin için özel olarak hazırlanmış bir liste değil. Arkadaşlar her insanın baş parmağının izinin birbirinden ayrı olduğu mucizelerine inanıyorsunuz da neden insanların her insanın vücudunun metabolizmasının yani vücudundaki diğer her şeyin de kendine özgün olduğunu sadece ona özgü olduğunu unique olduğunu yani biricik olduğunu eşsiz olduğunu Niçin kabul etmiyorsunuz? Ben bunu anlamıyorum gerçekten. <laughs> Mesela diyelim ki bir insan var sabah kalkıyor erkenden hazırlanıyor banyosunu yapıyor 20 dakika otobüs durağına yürüyor otobüse biniyor ondan sonra okula geliyor merdivenli bir okulu var o merdivenleri inip çıkması gerekiyor çünkü işte dersleri o şekilde düzenlenmiş sınıfları ondan sonra işte öğlen bir tostunu yiyor ne bileyim ben bir meyvesini yiyor akşama kadar bir şey yemiyor unutuyor falan filan. Akşam çıkıyor okuldan tekrar yarım saat yürüyor gidiyor yine orada işte servise biniyor veya otobüse biniyor. Evine geliyor. Evine geldikten sonra akşam yemeğini yiyor ailesiyle birlikte. Ondan sonra dışarı çıkıyor arkadaşlarıyla. iki saat bisiklet sürüyor ondan sonra eve geliyor. Şimdi bu insanla öğlen uyanan evinden çalışan mesela freelancer home office çalışan bir insan. Çalışırken pizzasını yiyen, ondan sonra işte aman şimdi çok çalıştım biraz kestireyim, biraz dizilerimi izleyeyim, biraz film izleyeyim falan diyen. Yani günlük hiçbir enerji, hiçbir kalori harcamayan insana aynı diyet verilir mi? Hani bu iki insan aynı şeyi yese sizce aynı sürede aynı kiloyu mu verir? Yani akıl var mantık var arkadaşlar. Her insanın vücudu başka. Her insanın metabolizması başka. Ve vücudumuzun da bir dili var. Vücudumuzun da bir hafızası var. İşte bu yüzden vücudumuzla çok iyi bir şekilde iletişim kurmamız lazım. Pozitif konuşmamız lazım. Kendimizi asla ben çok zayıfım gerçekten de bu ne böyle iskelet gibi kollarıma bak bacaklarıma bak ne kadar şekilsiz filan gibi asla kendinizle böyle konuşmayın. Ya da tam tersi bu ne biçim işte göbek bu ne biçim bacaklar falan gibi. Arkadaşlar bir kere eliniz kolunuz bacağınız var ya o hani hiç sevmediğiniz işte onlara hiç sahip olmayan insanlar var bu dünyada. Bir kere bu videoyu izleyebiliyorsunuz. Ne güzel gözlerim var deyin kendinize. ...anlattıklarımı duyabiliyorsunuz... ...ne güzel kulaklarım var duyabilen deyin kendinize... ...ne bileyim ben like düğmesine basabiliyorsunuz... ...ne güzel parmaklarım var ellerim var deyin çalışıyor... ...dinlediğimi anlayabiliyorum... ...bir algı sistemim var, beynim var... ...akıllıyım, zekiyim bunları düşünebiliyorum... ...yürüyebiliyorum, oturabiliyorum... ...çatal bıçak tutabiliyorum... ...o yemeği ağzıma götürebiliyorum... ...kendimi hiç kimseye muhtaç olmadan yiyip... ...onu yutabiliyorum... ...yuttuktan sonra güzel bir şekilde onu sindirebiliyorum... ...vücudum o kadar güzel ki vitaminleri, mineralleri kendisi ayırıyor birbirinden. Yani düşündüğünüz zaman şükredebileceğiniz o kadar çok şey var ki arkadaşlar. Ama işte biz bunun için yapmıyoruz. En başta bahsettiğim bize sürekli hayır sen mutsuzsun mesajı vermeye çalışan sistem yüzünden bu sistemin oyuncağı olmayın arkadaşlar. Bu sadece kilo konusunda geçerli değil. Bu satın aldığınız ürünler, satın aldığınız teknolojik ürünler yani bu her şey için geçerli. Bu konu üzerinde zaten biraz kafa hani kafa yorarsanız Yormaya devam ederseniz zaten bir günde olacak bir şey değil. Zaman içerisinde siz de pek çok şeyi fark edeceksiniz. Şimdi en önemli tavsiyelerimden birisi kilo vermek isteyen arkadaşlar evinize sakın ama sakın yürüyüş bantı mıdır, koşu bantı mıdır nedir o aletten almayın. Paranız çöpe gider. Çünkü o aletler bir süre sonra üzerine çamaşır asılan aletler haline gelen şeylerdir. Bunu sakın yapmayın. Diyetisyene mi gideceğim ben? Ha onu anlatıyordum ya konu yarım kaldı nereden nereye geldi? Ha ben diyetisyene gideceğim de işte bin lira para vereceğim ona 3 aylığına. Oradan internetten bulurum diyen arkadaşlar için <laughs> ve bunu söylüyordum ben biraz önce değil mi? <laughs> ya yani diyorum ya anlatmak istediğim o kadar çok şey var ki hepsi birbirine karışıyor. Siz şöyle ufak bir hesap yapalım. Kamera kapandı kendi kendine inanmayan arkadaşlar otursun yazsın günlük olarak ya da haftalık olarak. Bugün şunu yedim şu kadar para. Bugün bunu yedim bu kadar para diye yazın. Ondan sonra göreceksiniz. Siz 3 ayda ne kadar para harcıyorsunuz? Bir de özel muayenehaneye gidin dememdeki sebep şu. Devlet hastanesine gittiğiniz zaman bir diyetisyene 50 kişi düşüyor. Kendi muayenehanesi olan ya da özel bir klinikte çalışan sağlıklı beslenme uzmanı sizinle çok daha uzun süre konuşabilir. Sizi çok daha uzun süre dinleyebilir. Sizi anlamaya çalışabilir ve size daha daha uygun programlar yapabilir. Anlatabiliyor muyum? Ve diyetisyenin sizi mutlaka her hafta görmesi lazım. Ben çok duyuyorum bazı hastanelerde. Gittim diyet listesi verdi bir ay sonra gel dedi. Olmaz. Bir ay sonra gidilmez. Her hafta düzenli olarak kontrole gitmeniz gerekiyor. Mucizevi bilmem ne diyetlerinden uzak durun. Bunu da size söyleyeyim. Onların hiçbiri gerçek değil arkadaşlar. Kaslarınız gidiyor eriyor yanlış diyet yüzünden. Kaslarınızın yok olması telafi edilemeyecek bir şey. Spor yapmak neden sağlıklı? Kas kütlesini fazlalaştırdığı, arttırdığı için kaslarınızın gitmesi, erimesi neye sebep oluyor biliyor musunuz? Gripten tutun, kansere kadar hatta çok daha kötü hastalıklara kadar gidiyor. İşte bu yüzden arkadaşlar bilinçli olarak yapmak lazım bazı şeyleri ki ben de öyle yaptım. Ben de denedim. Şu anda böyle bıdı 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 konuşuyorum ama ben de zamanında gittim mesela zayıflatan bir şeyler satın aldım. Bitkiselmiş de bilmem neymiş de hepsi yalan. Allah'tan yani bir hafta falan içtim. Hani olaya uyandım hemen bıraktım çöpe attım. Bir tane içiyordum. Aa, bir kalp çarpıntısı böyle dilim damağım kuruyordu böyle baş dönmesi falan yaşım da küçüktü yani ki herhalde öyle tolere edebildim. Sakın arkadaşlar bunlardan uzak durun. Yani bile diyorlardı ki işte hani ne yersen ye, Senin her şeyi yiyebilirsin. Yedikten sonra bundan içeceksin bir tane. Tamamen bitkisel öyle mi? Tamamen bitkiselse o zaman ben şey sokaktaki çimleri yiyeyim. O bitkisel o da organik tamamen. O o verdisin bana kilo o zaman. Yani böyle yiyeyim, yiyeyim ama bir tane bir şey yapı Hemen de atayım kiloları. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Bu dünyada mucize diye bir şey yok. Üzgünüm ama bu da doğru. Mucizeyi siz kendiniz yaratacaksınız. Nasıl yaratacaksınız? Sabırla, iradeyle. Bu sizde var. İnsan bu dünyanın en güçlü varlığı arkadaşlar. En güçlü. Bir sene, bir buçuk sene inanılmaz bir irade göstererek 40 kilo verdim. Siz de henüz bilmiyorsunuz. Psikolojik olarak kendinizi hazırlayıp, her şeyinizle kendinizi hazırlayıp ben bunu yapacağım diye doğru bir diyetisyenle bu işe girmediniz ki. Yani bir pasta yedim diye ben iradesizim gibi kendinize böyle kalıplar ko koymayın. Ne demiştim? Kendinize kötü konuşmayın. Bu kendinize yapacağınız en büyük e, zarar. İyi bir diyetisyen bulun. Hem kilo almak için hem kilo vermek için sabırla, bir an önce değil Yavaş yavaş bundan sonra benim yaşam şeklim bu olacak diye bakarak olaya girin. Ben eminim ki sizi mutlu edecek kiloya geleceksiniz. Ve lütfen bu bahsettiğim şey üzerinde de biraz düşünün. Siz dünyada bir adada yaşıyor olsaydınız acaba yine kilo vermek ister miydiniz bu kadar çok? Ya da kilo almak ister miydiniz bu kadar çok? Yani tek başınıza yaşıyor olsaydınız dünyada bir adada. Bu size şunu gösterecek. Acaba ben gerçekten insanların olmamı istediği kişi olamadığından dolayı mı mutsuzum? Evet. Kilo almak, kilo vermek konularıyla ilgili bir ayda nasıl 40 kilo verdim videosu yapmak istedim. Çünkü başlığa insanlar gelsin istedim. Bunların hepsini anlatmayı istedim. Bir ayda değil ama ben bir yılda verdim 40 kiloyu. Senin ne dediği umurumda değil. Bu hayat benim hayatım arkadaşlar. Bu hayat sizin hayatınız. Sizin yaşadıklarınızı başkaları yaşamıyor. Sizin iç dünyanızı, travmalarınızı, sizin mutsuzluklarınızı, sizin acılarınızı, sizin gününüzü başkası yaşamıyor. O yüzden onlar bilemez. Onlara kulağınızı tıkayın. Onlar hiç kimse değil. Siz önemlisiniz. Siz varsınız. Bu hayat sizin hayatınız. Bu dünya sizin dünyanız. İstedikten sonra her şeyi yapabilecek güce sahip bir varlıksınız siz. Bunu unutmayın. Umarım bu video işe yarar. Lütfen videoyu paylaşın. Kilolarla ilgili her türlü sorunuzu lütfen bu videonun altına yazın. Onların hepsini toplayıp daha sonra yine bu tarz bir video yapmayı çok isterim. Elimden geldiği kadar bilim konuları size anlatmaya çalışıyorum. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bu bu konuşatı. <laughs> Şimdi gelelim. Şimdi sistemden biraz daha bahsetmek istiyorum. Bana bu mesajlar sürekli olarak verildiği için mi? için mi? Yine konuşamadım. <laughs> o liste tamamen orada hazırlanılmış, oraya koyulmuş bir liste. Kok kok kok.